Johannesburg'dan Bruce Whitfield bugün konuğumuz olacak. Kendisi 20 yıl önce Güney Afrika'da beyaz azınlığın yönetimini sona erdiren olayların olduğu dönemde en önemli radyo habercilerinden biriydi. Bruce, Nelson Mandela'nın ölümünün ardından bugün ülkede nasıl bir hava vardı? Bugün Güney Afrika halkı çok üzgün ama bu habere belli bir zamandır zaten hazırlıklılardı. Evet, büyük bir üzüntü var ama ayrıca kutlamalar da yapılıyor. Çünkü Mandela geriye kutlamaya değer bir ülke ve değerler bıraktı. Ve dün gece arkamda gördüğünüz yere yakın bir yerde de vefat etti. Buraya çocuklar çiçek getiriyorlar ve insanlar şarkı söylemeye devam ediyor. Mandela'nın hapishaneden salıverilmesinden sonra bile Güney Afrika sivil savaşın eşiğindeydi. Mandela ülkeyi bu durumdan kurtarmak adına neler yaptı? Aslında her şeyin başlangıcı Güney Afrika Komünist Partisi lideri Chris Hani'nin Nisan 1993'te suikaste kurban gitmesiyle başladı. Bunu yapanın Polonyalı bir göçmen olduğu söylendi. Bu olay ülkeyi iç savaşın eşiğine getirmişti. Zamanın Cumhurbaşkanı de Klerk o akşam saat 8'de sükunet için yalvaran Nelson Mandela için televizyona çıktı. Mandela'nın lider özelliği o anda ön plana çıkmıştı. Hani'nin ölümüne sebep olan ihbarı beyaz bir komşusunun yaptığını kanıtladı. Bu andan itibaren ülkede tansiyon düşmeye başladı. Cumhurbaşkanı olmamasına rağmen ülkeyi kaosun eşiğinden kurtardı ve müzakereye dayalı bir çözümün öncüsü oldu. Ardından Nisan 1994'te seçimler yapıldı ve Mandela yönetime geldi. Göreve geldikten sonra her şey ne kadar değişti? Mandela Güney Afrika'ya nasıl bir miras bıraktı? Sanırım Nelson Mandela ülkenin şu anki durumundan pek de memnun değildi. Çünkü Güney Afrika'da ırksal ayrım hala bitmiş değil. 20 yıl öncesine göre çok daha entegre oldu tabii ama zenginle fakir arasındaki uçurum bugün çok daha büyük. Nüfus arttı ama Mandela'nın umduğu derecede fırsat eşitliği sağlanamadı. 1994'teki beklentileri henüz daha gerçekleşmedi. Bugün yapılması gereken 20 yıllık bu mirasa sahip çıkmak ve onun temelinde bir şeyler inşa etmeye çalışmak. Bu bence çok acil çünkü çalışan kesimde büyük bir memnuniyetsizlik var ve etnik ayrımcılık ülkede hala çok belirgin. Bu yüzden Mandela'nın bıraktığı mirası önümüzdeki 20 yıla taşımamız gerekiyor. Johannesburg'ta Talk Radio 702'den Bruce Whitfield, Euronews'e katıldığınız için çok teşekkürler. Alistair, thank you very much.